Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda geometri ders çalışma programında 8. haftayı özetleyeceğiz. Hızlı ve net bir şekilde söyleyeceğiz. Ne diyeceğiz? Ama ilk videoya başlarken hep ne diyoruz? Yazayım hatta her gün paragraf çözün arkadaşlar. En az 10 tane çözün. Gönül ister ki 20 tane paragraf sorusu güne başlarken mutlaka yapın. Ya bunu her videoda söylüyorsam vardır bir bildiğimiz bak. Her şeyde işine yarayacak bu. Her konuda işine yarayacak. Sadece Türkçeymiş gibi Türkçe netlerini arttırmak gibi düşünme. Birincisi bu. İkincisi de neydi? Arkadaşım lütfen ama lütfen haftanın 3 günü ya da 4 günü ne çözeceksin? Problemler fasikülü. Problemlerden fasiküller alıp fasikül bitince diğerine, fasikül bitince diğerine böylelikle çoğu fasikülü şey yapacaktınız. Daha önceki videolarda zaten problemlerle ilgili kaynaklardan da size bahsetmiştik arkadaşlar. Her gün paragraf çözüyoruz. Güne başlarken en az 10 tane, 20 tane yapsanız süper olur. Ve haftanın 3 gününe de problemleri şöyle bir koyun. Fasikülü bittikçe diğer fasikülü de alırsınız. Yani çok işin faydasını göreceksiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar şuraya. Şunu sileyim. Bu hafta ne yapacağız? Arkadaşlar bu hafta açı kenar bağıntıları ve üçgenli merkezler. Şimdi açı kenar bağıntıları öğrenciler için sıkıntılı bir dersmiş gibi gözükebilir, konuymuş gibi. Çünkü öğrencilerin en fazla hata yaptı. Ama nerelerde hata yaptığınızdan videolarda hep bahsettim zaten arkadaşlar. Size o bahsettiğim şeylere dikkat ederseniz sıkıntı yaşamayacaksınız. Kaç video var? 4 video var. Açı kenardan 4 video var. Üçgenli merkezlerden de 2 video olacak. Toplamda 6 videoyla işi bitireceksiniz. Açı kenarı pazartesi günü. Üçgenli merkezleri de salı günü izleyebilirsiniz ya da hepsini pazartesi günü de izleyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ayrı ayrı konular olduğu için. Geçenlerde bir öğrenci rica etti, Diyarbakır'daydı. Bir bağlandık. Bir saat boyunca falan sohbet ettik. Bir arkadaşın sayesinde. Arkadaşın dersine giriyordum. Rica etti. Bir saat boyunca sohbet ettik. Onu sordu. Hocam videolarınızı hepsini böyle bir günde mi izlemek mantıklı diye sordu. Yoksa böyle 2 güne mi parçalamak, 3 güne mi parçalamak diye mantıklı mı diye sordu. Büyük ihtimalle çoğunuzun da sorduğu odur. Evet, burada ondan bahsedeyim. Arkadaşlar, şimdi konu bütünlüğü bozulmayacaksa 2 güne yayabilirsiniz. Nasıl konu bütünlüğü? Mesela açı kenar bağıntıları bir konu, üçgenli merkezler bir konu. Evet, bunu bir gün izleyebilirsiniz, diğerini de öbür gün izleyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Mesela üçgende alan, geçen haftaki videolar. Yani bir oturuşta hepsi bitmesi lazım. Ertesi güne sarkmaması lazım. Çünkü bir bütün konu. Üçgende benzerlik. Ha, üçgende eşliği ayrı anlattım. Üçgende benzerliği ayrı anlattım. Eşlik videoları 2 tane video ayrı. Benzerlik videolarını ayrı tutabilirsiniz mesela. Ya da ne bileyim şurada şeyden ikizkenar üçgen eşkenar üçgen. İkizkenar bir günde öbürünü ayrı günde yapabilirsiniz. Burada dik üçgen, Öklit bağıntısı ve özel açılı üçgenler ya birbiriyle iç içe ama bunları ayrı günlerde yapabilirsiniz. Gibi gibi. Hepsini de aynı günde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama konu bütünlüğü bozulmaması lazım. Mesela açı ortay ve kenar ortay demişim. Ayrı ayrı konular o haftanın konuları. Birini pazartesi, birini salı yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Bundan da bahsedeyim size. Her hafta bu şekilde de bundan da bahsetsem iyi olacak aslında. Konu bütünlüğü bozulmasın diye, bozulmayacak şekilde belirtmem lazım. Birini bir gün, birini öbür gün izleyebilirsiniz diye de söylesem sanki daha iyi olacak. Neyse. Açı kenar bağıntıları bir günde, üçgenli merkezleri bir günde halledebilirsiniz. Pazartesi birini, salı birini halledebilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi geometrinin ilacı. Pazartesi ve salı konu anlatımlarını bitirdiniz. Sonrasında ne yaptınız arkadaşlar? Geometrinin ilacını çözeceksiniz. Açı kenar bağıntılarından. Bundan 3 tane test var arkadaşlar. Üçgenli merkezlerle ilgili test var mı? Burada yok arkadaşlar. Onu da acil geometride çözeceksiniz. Zaten acil geometrideki üçgenli merkezler çok ayrıntılı. Oradaki o ayrıntılı sorular sizi o kısmı öğretecek. Ki zaten benim konu anlatımımda da ayrıntılı bir şekilde bahsettim arkadaşlar. Hem konu anlatım hem o sıkıntı yaşamayacaksınız. Bu arada hocam üçgenli merkezler çıkar mı çıkmaz mı? Şöyle mi böyle mi? Arkadaşlar geçen sene 2021 sınavına girenler bilir. Diklik merkezi çıktı. Diklik merkezindeki neredeyse aynı soru arkadaşlar. Analitiğin içerisine konularak ya benim soruların içerisinde olan bir soru. Analitiğin içerisine konularak soruldu arkadaşlar.
Yani düşünün. Diklik belgesiyle ilgili soru çıkıyor mu? Çıkıyor arkadaşlar. O yüzden haberiniz olsun. Bilginiz olsun. Ya bunu şey yapmayın. Hatta geçenlerde neydi? Bir mezun grubu öğrencim vardı. Görüştüğümüzde mezun grubundaydı ve şey yapmıştı. Ne yapmıştı? İyi yapmış. Şey, 24 bininci falan olmuş. Ya hocam diyor. Ya üçgende merkezler önemsiz deyip geçtik ama geometride önemsiz diyebileceğimiz bir yer yok. Her yerden sürpriz soru gelebilir dedi. Öğrencinin demesini söylüyorum. Ha bunlar bir tecrübe. Öğrencinin yaşadığı bir tecrübe. Bununla siz de karşılaşabilirsiniz. Bir konu elemeyin. Hepsi birbiriyle iç içe zaten. Bu zamana kadarki şeyleri sen öğrendiysen açı ortayı kenar ortayı zaten öğrendin. Bilmediğin bir şey yok. Üçgende merkezlerin içerisinde işte çemberin merkezi, ağırlık merkezi gibi şeyler de var arkadaşlar. O yüzden çok zorlanmayacaksın. Yani aman ben bu konuyu da atlayayım falan demeyin sakın. Evet, çarşamba günü ne yapıyormuşuz? Geometrinin ilacından 3 tane testi çok rahat bir şekilde bir günde bitirirsiniz. Cumartesi günü ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Cumartesi günü de yok, cuma günü. Cuma, cumartesi hatta pazarda da sarkıtabilirsiniz. 3 artı 2 tane test. Aslında cuma günü 3 test. Açı kenar bağıntılarından onu halledebilirsiniz. Sonra cumartesi günü de 2 tane test. Hangi testten? Üçgende merkezlerle ilgili 2 test var arkadaşlar. Onu da cumartesi günü halledebilirsiniz. Ya da isterseniz hepsini cuma günü halledin. Fark etmez. Ve böylelikle ne bitiyor arkadaşlar? Üçgenleri bitiriyoruz. Üçgenleri bitirmenin videosunu sonraki hafta konuşalım isterseniz. Şimdi ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Önümüzdeki hafta görüyorsunuz. Bak bir sonraki videoda bundan bahsedeceğim zaten. Deneme deposu demişiz. Şimdi seçenek sunuyorum size. Ben üçgenlerle ilgili karışık soru çözmeniz taraftarıyım. Aa hocam ben burada hakkımı bir tane daha kitap çözmeyle denemek istiyorum diyenler bir daha kitap alabilir. Çünkü biz ne yapıyoruz? Konu anlatımında iki kitaptan ilerledik. Sonrasında üçüncü bir kitap da çözmek istiyorum diyenler kitap çözebilir. Ama benim tavsiyem sanki kitaptan böyle işte doğru da açı, işte dik üçgen, işte üçgende benzerlik. Üçgende benzerlik olduğunu konunun zaten, değil mi? O yüzden böyle deneme deposundaki gibi üçgenler genel denemesi alsanız sizin açınızdan iyi olur. Yani en azından denemeyi yaparken sadece üçgenlerle ilgili deneme. Çok da güzel bir şey arkadaşlar. Yapan yok galiba bu zamana kadar. Bu sene çıktı. Yani bu şekilde üçgenlerle ilgili eksiklerinizin nereden olduğunu anlayabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden bence deneme deposunu almalısınız. Niye? Şimdiden alın. Yani ben bu videoyu ne zaman pazar günü yayınlıyorum. Gidin işler bayisine isteyin. Kalmayabilir. O yüzden kalmadığı zaman merkezden istesin. Yani ayırttırın kitabınıza. Ha kitap baskı olarak bitebilir. Onun sıkıntısını yaşayabilirsiniz. O zaman ne yapacaksınız arkadaşlar? Hani söyleyin ki hani yeniden basılsın gibi gibi şeyler arkadaşlar. Yani şimdiden söylüyorum ki ondan sonra sıkıntı yaşamayın arkadaşım. Hani şimdiden söylüyorum. Aa, hocam programa uyamadım demeyin yani. Bu 2 haftalık sürede programa uyamadım demeyin. Ona göre şey yapın arkadaşlar. Bir tedbirinizi alın. Şimdiden gidip ilk alanlardan olursanız sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum. İşler bayilerinde bu kitaba ulaşabilirsiniz. Bence çok da güzel bir ürün. Üçgenler deneme deposu arkadaşlar. Güzel bir şey. Onu önümüzdeki hafta yine video çekerken anlatırız. İçeriğinden falan da yine bahsederiz arkadaşlar. Evet. Ne yapacağız? Üçgenleri bitirdik. Üçgenlerle ilgili şeyleri de bir sonraki videoda paylaşırız arkadaşlar. Ayrıntıya çok fazla girmeyeyim bu videoda. O zaman ne diyoruz? Kapatalım isterseniz burada. Evet, bu hafta fazla gevezelik yapmayayım arkadaşlar. O zaman bir sonraki videolarda konu anlatımlarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.